Sayın basın mensupları, değerli vatandaşlar, doğruluk sürgüne mahkum, koltuğu kim koruyor, adalet bunun neresinde? Sendikamız üyelerinden Muammer Güdüoğlu'nun mağduriyetini anlatacağız. Muammer Güdüoğlu 36 yıldır devlet memuru olarak çalışmaktadır. Çalışma süresinin 34 yılını Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde sürdürmüştür. Çeşitli okullarda döner sermaye saymanı olarak başarılı çalışmalar yürütmüştür. Bu çalışmaları yürütürken aynı zamanda okul müdürü, müdür yardımcısı, şefler ve saymanlara hatalı işlemler ve eksikliklerin tamamlanmasında mevzuatına uygun şekilde yardımcı olmuştur. Mevzuatlara uygun yorum yeteneğiyle rehberlik yapmış yetenekli ve tecrübeli bir saymandır. Tüm bu tecrübe ve özverili çalışmaların ödülü olarak 36 yıl sonunda doğruları savunduğu için, hak ve hukuku aradığı için Sinop ili Ayancık ilçesine sürgün edilmiştir. Sayman Muammer Güdüoğlu 36 yıllık memuriyetinin en sıkıntılı zamanlarını son 2 yılda yaşamıştır. Sayın Güdüoğlu Ünye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, şimdiki adıyla Turizm Otelcilik, görevini ifa ederken yeni gelen idare tarafından yıpratılmıştır. Müdür, HA ve idari kadrosu Güdüoğlu'ndan devlet harcama belgeleri yönetmeliğine aykırı, eksik ve hatalı harcama belgeleri düzenleyip zorla ödenmesini istemişler ve üzerinde her türlü baskıyı uygulamışlardır. Okul müdürü ve teknik müdür yardımcısı parçabaşı yönetmeliğinin ilgili maddesine aykırı olarak fiilen görevlerinin başında olmadıkları günlere ait ücret tahakkuk ettirmişlerdir. Hak etmedikleri bu ücreti zorla ödenmesini isteyerek saymana her türlü baskıyı yapmışlar ve mobbing uygulamışlardır. Usta üreticilerinden bazılarını fiilen görevlerinin başında olmadıkları halde başka işlerde çalıştırmışlar ve fiilen üretime katılmadıkları günlere ait ücret tahakkuk ettirmişlerdir. Okul müdürü ve teknik müdür yardımcısı öğrenci ücretlerinin olması gerektiği gibi öğrencilerin bankadaki hesaplarına yatırılmasını engellemişlerdir. Okul müdürü öğrenci ücretlerini bankadan yazı ile yetkisiz kişi adı yazarak paranın bankadan yetkisiz kişi tarafından çekilmesine sebep olmuş. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'na aykırı olarak yapılan uygulama tereddüt ve şaibeye neden olmuştur. 2022 yılı Şubat ayında Erasmus projesi kapsamında yurt dışına izinli giden müdür yardımcısı, müdür yardımcısına ait tahakkuk eden ücretin ödenip ödenmeyeceğine yönelik saymanın görüş istek yazısına dayanarak okul müdürü bu hususta görüş istemiştir. 17.05.2022 tarihinde Ordu İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce yurt dışına gidilen günlere ait ücret ödenemeyeceği hakkında olumsuz görüş bildirilen yazı saymana bildirilmemiş, uzun süre saklanmıştır. Yersiz alınan ücretin geri ödenmesi engellenmiştir. Kamu zararı oluşmuş, zimmet suçu işlenmiştir. Bu tür ücret ödemeleri 2022 yılı Ağustos ayında ve 2022 yılı Aralık ayında tahakkuk ettirilmiş olup açık bir şekilde yolsuzluk yapılmıştır. Bu paraların geri ödenip ödenmediği meçhuldür. Yukarıda belirtilen tüm bu iddiaların kanuna aykırı olarak ödeme emri ve harcama belgelerinin ödenmesi gerektiğine ısrar eden okul idaresi tarafından saymanın 5018 sayılı kanunla düzenlenmiş görev, yetki ve sorumluluklarını kaldıran, yok sayan yazılar tebliğ edilmiş. Sayman Muammer Güdüoğlu'na karşı bu fiil ve uygulamalarına rağmen saymanı idari olarak suçlayıcı yazılar yazmışlardır. Bu yazılar neticesinde kanun ve yönetmeliklere uygun iş ve işlemleri yapmaya çalışan saymanı bu tür yazılı ifadelerle suçlayan okul idaresi saymana disiplin cezaları aldırmışlardır. Kanun ve yönetmeliği hiçe sayarak zimmet suçu işleyenler, hatalı iş ve işlemler yaparak kamu zararı oluşturanlar, vergi zararına sebep olanlar koltuğunda oturmaya devam ederken ilde boş norm olmadığı bahanesiyle Sayman Muammer Güdüoğlu Sinobili Ayancak ilçesine sürgün edilmiştir. Milli Eğitim bünyesinde hangi çalışan boş norm bahanesiyle başka bir ile gönderilmiştir? Sendika olarak soruyoruz. Bu okul müdür ve yardımcılarını kim koruyor? Kimler tarafından savunuluyor? Kimler bunlara göz yumuyor? Okul idaresi bu ve bunun gibilerine neden zimmetlendi? Suçsuzlar hak mücadelesi veremezken suçlular neden hiçbir şey olmamış gibi ön saftalara? Kamuoyuna saygıyla duyururuz. Hürriyetçi Eğitim Sen Ordu İl Temsilciliği. Teşekkür ederiz.